canım sen. Ne ama. Ne kalenin. Mazgal devler birinci burca geldik herhalde Kamber abi. Evet şurası. Buralar şey. Mazgal devletleri şu böyle yapılmış. Dışarıdan gelen oklar içeriye girmiyor ama buradan oku atan tık tık indiriyor. Savunma amaçlı evet. Bir kale olduğu için. Evet. Burçlara doğru hareket ediyoruz. Evet değerli dostlar, serüven zamanı devam ediyor. Buradan şu anda Kahramanmaraş Andır'ın Azgıt Kalesi'nin burçlarındayız. Sağımda Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği baş pehlivan Abdullah Kertmen, solumda yine Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği efsane Kamber Ağa. Ve bu güzel dostlarla bu kalenin burcundan tüm Kahramanmaraşlara kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Şanlı bayrağımızı burada şerefle dalgalandırıyoruz. Burası Kahramanmaraş Andır'ın hemen 9 kilometre kuzeyinde Azgıt Kalesi. Azgıt Kalesi'nin burçlarından sizlere sesleniyoruz. Oldukça heybetli bir kale, oldukça muhteşem bir kale. Rüzgar atıyor Abdullah Başkanım, savrulacak gibi. Bizim tonajımız ağır olduğu için biz burada Kamber Ağam'dan daha sağlam ayaklarda durabiliyoruz. Bu kale Roma döneminde yapılmış bir kale. Daha sonra Osmanlılar da burayı kullanmış. Kalenin 3 burçtan oluşan farklı bir yapısı var. Hemen sol tarafa doğru kuzeyde ovaya bakan çok güzel bir kale, çok stratejik bir kale. İnşallah bunların da restorasyonu yapılacak diye düşünüyoruz. Ulaşımı çok kolay, gerçekten özel taşlardan, bölgede bulunan taşlardan yapılmış muhteşem bir kale. Bunu burçlarına zor da olsa çıktık ve buradan tüm serüven zaman seyircilerine, tüm serüven zaman takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Sizleri seviyoruz. İzlemede kalın, takipte kalın. Yürüyoruz. Sanki Andır'ındaki köprünün daha zor versiyonu. İnce bir duvar. Sağ taraf uçurum, sol taraf uçurum. Ve rüzgar da var. Oldukça kontrollü. Diğer arkadaşlarım oradan indiler. Ben bu burçları sizler için dolaşıyorum. Ama müthiş bir işçilik. İfade edilmez. Taşlar kullanılmış. Bu özel bir mimarisi var. Ve farklı bir taç yapılmış. Ve kalenin kapısına. Çok zor olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım. Nasıl geçebilirsek burada. Başa döneceğiz gibi duruyor. Kalede zorlu bir maceradan sonra buraya geldik ve burada hemen şurada bahçesi olan bir abimiz var, Hüseyin Paksoy abimiz. O da bizi görünce geldi. Tabi buraya bizden hariç herhalde çok defineciler geliyordur. Evet, kaleyi gördük, köstebek gibi etmişler. Yani böyle delik deşik etmişler. Üzüldük çünkü bu bir milli servet. Bize buraya kalmış. İnşallah bunlar restorasyonu yapılacak. Evet. Şimdi Hüseyin abim bize bildiği kadar buranın tarihini anlatırsa Hüseyin abim. Burayı
İnternet pensiyatlarımıza göre evet. Roma'nın son dönemlerinde Bizans. Evet. Burayı karakol olarak kullanmış. Kervan yollarını gözetlemek için. Burası hangi köyün sınırlarında, mahallemizin? Azgın, Yeniköy. Yeniköy, evet. Andır'ın hemen 9 kilometre, Yeniköy sınırlarında. 5. Evet, 5 kilometre. Ha. Andır'ına düzeltiyorum, Andır'ına hemen Geben yolunda 5 kilometre mesafede, Yeniköy sınırları içerisinde muhteşem bir kale. Roma'nın son dönemi ve Bizans döneminde karakol olarak kullanılan bir kale. Azgın Kalesi. Evet, azgıt. Neden azgıtta bir anlam var mı acaba Hüseyin abi? Aslında azgınmış da. Çok azgınmış. Ha, buranın komutanı mı? Komutan azgınmış. Azgın azgın. Zamanla değişe değişe azgıt olmuş. Azgıt olmuş, evet. Yani çünkü bilgiyi yöre insandan almak lazım. Başka burayla ilgili bize anlatacağın bir şey var mı Hüseyin abi? Valla yok. İşte kale. Bakalım. Kale. Anca defineciler geliyordu Hüseyin abim, delik deşik ediyorlardı. Biz gördük çok ovalı yoktu ama burada tabi ziyaretçiler de çok geliyor değil mi? Ziyaret çok geliyor. Ama keşke... Yaşık arabası yok yani her zaman. Keşke orada restore edilse de çünkü çok tehlikeli. Orada kuyular var, sarnıçlar var. Zaten surlara çıktık, biz zor indik yani sallanıyor, taşlar dökülüyor. İyi cesaret ya. Yani bizde deli cesaret var. Azgıt Kalesi'nden ben Hüseyin abime teşekkür ediyorum. Hüseyin abim mesaj göndereceğiniz birileri var mı? Aksu TV Serüven Zamanı aracılığıyla bir böyle eşe dosta, toruna, torbaya. Eşe dosta selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, Azgıt Kalesi'nden Hüseyin Paksoy abimin tüm sevdiklerine, hızım akrabasına uzak dolusu selamlar gönderiyoruz. Ben Hüseyin abime de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hüseyin abi Allah razı olsun verdiğin bilgiler için.